Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün sıcak bir çayla başlangıç yapmak istedim çünkü boğazlarım pek de iyi hissetmedi sabah uyandığım zaman. Şöyle dışarı çıkayım, hava alayım dedim. Havada tatlı bir hava var. Hafif soğuk, serin. Böyle biraz atıştırıyor. Kamerada çıktım bilmiyorum. Yağmur yağıyor falan. O şekilde uyandık. Sen. Sen beni vlog çekerken hep yakalıyorsun kızım. Beni vlog çekerken hep yakalıyorsun. Sizle böyle konuştuğum an pat diye yakalanıyorum ya. Hemen geliyor bir sürünmeler, bir şeyler. Yapmalar. Onu mu yedirmeye çalışıyorsun onu sen? Onu yedirmeye çalışıyorum. O yemez, o yemez. Sen mamanı ye. O farklı mama sever. O o farklı mama sever. Evet arkadaşlar, biz başladık. Yumurtayı dağıttık. Ve son olarak da herhalde daha gelecek bir şey var mı? Evet, yeterli. Zaten oldukça yine zengin, güzel bir menü. Evet arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptık. Ben biraz NBA oynadım. Yaklaşık 2 aydır falan hiç oynamıyordum. Hala bu arada 2K19 oynuyorum arkadaşlar. Çok hoşuma gidiyor. Oradaki kariyerimde böyle ara ara maçlar yapmak. Maç sürelerini de uzattım. Böyle rekorlar kırıp falan duruyorum. Çok keyifli oluyor. Sizler NBA oynayan var mı? Kaç oynuyorsunuz? 21 mi oynuyorsunuz? 20 mi oynuyorsunuz? Hangisini daha çok seviyorsunuz? Ben 19'u gayet sevdim. Yani ve farklı bir şey yapmaya gerek yok. Yani içerik falan üretsem belki yenisini alırdım ama eskisiyle hala güzel güzel oynuyorum. Arkadaşlar dün Natavega'ya gitmiştim. AVM'ye. Biliyorsunuz uzun zamandır da sizlere outlet vlogu atamıyorum. Atmak istiyorum aslında. Fakat oradaki bazı çalışanlar işi çok ciddiye almaya başlamışlar galiba. Geçen gittiğimde böyle normal çalışan, hani böyle mağaza müdürü şu bu da değil. O işte böyle beni tanıdı muhtemelen. Çektiğimi gördü. İşte gitti arkadaşına söyledi. Onlar gittiler işte müdüre gittiler, tekrar geldiler. Ben tabii bunu fark ettim. Kamerayı yerine koydum. Normal şey gibi takılıyorum, müşteri. Zaten müşteriyim yani. Alışveriş de yapıyorum sürekli. Sonra acaba beni takip etmeye başladılar bütün mağazada. Ya o kadar sinir bozucu, o kadar saçma durum ki ben bakıyorum ara ara onlara, hani böyle hayırdır modunda. Sonra neyse bir bakayım dedim, ne yapacaklar. Telefonu çıkarttım ve fotoğraf çekiyorum. Hani bir arkadaşıma mesaj atacakmışım gibi. Hemen hocam şey pardon şey yapamazsınız, görüntü alamaz. Yok dedim ya, arkadaşıma gönderiyorum. Bu da mı yasak dedim. Bir durdu böyle. Evet yasak dedi. Abartmayın falan yaptım böyle bir. Yani ondan sonra da bir daha gidesim kaçtı. Hani mağazalar beni davet ediyor arkadaşlar. Hani burada Ankamol'e gidiyorum, şeye gidiyorum. Orada bildiğiniz müdürleriyle, sahipleriyle görüşüp konuşuyoruz. İşte mağazaya gelin, tanıtım yapın, şu bu diyen birçok kişi oluyor. Fakat bu ilginç bir şekilde, yani Nike sürekli de yaptığım outlet vlogları sonrası, yani bu çalışanlara garip şeyler olmuş. Ben anlamıyorum da, hani izleyenler falan da varsa çalışan olup neden bunu yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne gerek var? Siz çalışansınız, işinizi yapıyorsunuz. Ben bir zarar veren veya farklı bir kötü art niyetle bir şeyler yapan ve ifşa tarzı bir şey yapan da biri değilim. Tam tersi, insanları duyuruyorum, daha çok müşteri geliyor, daha çok belki müşteri istemiyorsanız onu bilemiyorum ama genel itibariyle hani bu duyuru bir nevi, çünkü bir Instagram sayfası yok bu outletlerin. Şuna bakar mısınız? Bir yerden takip edemiyorsunuz.
O yüzden hani benim de çok hoşuma giderdi. İzlemek de benim çok hoşuma gittiği için hani ben de yapayım demiştim. Mantık buydu. Ama bundan sonra dediğim gibi çok herhalde yapmayacağım gibi duruyor. Zaten de pek yapılmaya kısım. Sushi. Arkadaşlar kamerayı elimde tutuyorum. Sürekli gelip ona kafasını vuruyor. Şöyle biraz geri geleyim. Video çekilecek bir kısmı da kalmamış. İşte dün gittim onu söyleyecektim. Gerçekten fiyatlar o kadar pahalı, o kadar pahalı ki yani normal bir mağazadan hiçbir fark yok. Farklı modeller bulunan bir mağaza gibi olmuşlar. Tabi bu da artık outlet'in çekiciliğini bitirmiş. Hatta düşünün o son kalan Reon'lar vardı yani orada çok güzel şeyler buluyorduk. Oradaki fiyatlar bile 300-350, işte 250 falan yani düşünün. O kadar pahalı olmuş. Birkaç tane askılı falan beğenmiştim. Hani onu alayım dedim. 330 muydu neydi? Dedim bu ne ya? Bir de son kalan bedenlerde yani. Hani orada bazen %70'e kadar falan indirim oluyor. Ama uçuk kaçık saçma sapan bir duruma doğru gitmeye başladı. Modeller çok güzel modeller vardı. Birçok farklı basketbol ayakkabısı gelmiş. Resimlerini çektim. Onları size yavaş yavaş paylaşayım. İşte PG'ler vardı. Onun dışında Bigler vardı. Kyrie 7 vardı. Ondan sonra arka tarafta işte bu Jordan Delta'lar vardı. Çok farklı farklı modeller vardı. PG 4'ün bazı numaraları duvarlara geçmiş. O duvarlarda hatırlarsanız daha düşük fiyatlı oluyordu. Orada olanlar vardı. İşte KD Trev'leri gördüm. Daha ucuz sayılabilecek ama hani ucuz dediğim 600-700 en az. O da düşünün hani artık denenmiş duvara konulmuş. Zaten o duvardakiler ikinci el gibi falan olmuş. LeBron 18 Low vardı. Çok hoşuma gitti. Onun fiyatı da normal hani şey fiyatıydı. Denedim 45 numarasını denedim. Güzel de oldu. Ayağıma güzel oldu ama kalıbı çok dar geldi. Normal ince çoraplı giymeme rağmen çok sıktı ayağımı. Ama fiyatlar dediğim gibi çok yüksek. Artık oralarda da vlog çekmeyi düşünmüyorum. En azından bir süre için. Normalde orada tanıştığım bazı çalışanlar oluyor. Onlarla güzel diyalogumuz oluyor. Abi hani şey yapabilirsin, şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin gibi oluyorlar. Kimi zaman da tersi oluyor. İşte insandan insana da fark var. Gönül ister ki sizlere hani onları çekeyim, en güzel şekilde editleyeyim, böyle tatlı, güzel içerikler sunayım. Yapabildiğimi yapmaya çalışacağım. Bugün içinde arkadaşlar A-City Outlet'e gideceğiz. O da biliyorsunuz normal Nike mağazasının outlet'i. Yani direkt Factory Store değil de normalde Türkiye'de bulunan Nike'ların outlet'i oluyor. Yani biraz daha böyle teknik farklılıklar var öyle söyleyeyim. Orada da yine gezip sizlere güzel bir şeyler çekmeyi düşünüyorum. Sadece sizlere böyle resimlerle geçiştirmeyeceğim merak etmeyin. Bir outlet vlogu, alışveriş vlogu, gezme vlogu olacak yani merak etmeyin. Hoş geldiniz dememiştim bu arada vlog'a. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bir ayakkabı dairesi vlogunda keyifli içerikler olacak. Sabah çok soğuktu. Şu anda ise aşırı bir sıcak var. Ankara'nın güzel karasal iklimi. Yazları sıcak ve kurak. Kışları soğuk ve yağışlı gerçekten. Geceleri ve sabahları arkadaşlar bir soğuk oluyor. Böyle bir hasta ediyor sizi. Benim de boğazım bir tuhaf. Ama öğlen vakti sıcacık. Evet şimdi birkaç kargom var. Onları açalım istiyorum. He ve dün Adidas'a gitmiştim. Onu bahsetmeyi unuttum. Adidas'ta %70'e varan indirim haberini gördüm. Ama yine öyle çok bir şey de bulamadım zaten de. İki tane tişört aldım. Onları gösteririm. Bir de kendi yoldan bir paketim gelmiş. Onu açayım. Bakalım üstümüze deneyelim. Nedir ne değildir. Özledim vallahi paket açmayı. Sizlere böyle ayakkabı dışında şeyler göstermeyi de özledim. Ama ekonomi malum. Bizi buna zorluyor. Bir de genel itibariyle çok fazla ayakkabı açıyorum biliyorsunuz. Ayakkabılara çok yönelmeye çalışıyorum. Yani incelemediğim, sizlere göstermediğim ayakkabı olsun istemiyorum. Ama tekstil ürünlerini de çok özledim tabii ki. Evet arkadaşlar kargolar burada. Görüyorsunuz altta 3 tane güzel dev kargom var. Onları da bir türlü açamadım bu arada. O kadar meşgulüm, o kadar yoğunum ki bazen kargolar böyle bir hafta beklediği oluyor. Ne var kızım? Ne var kızım? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Rahat durmadın bir. Bir rahat durmadın. Video çekerken bayılıyor. Evet bunları ayrı ayrı biliyorsunuz. Kutu açımları yapacağım. Böyle harcamaya gerek yok bunları. Tren yoldan ise gelen şu paketimi alayım. İçeride şimdi açalım onları. Tabii bu kız izin verirse bize. Tabii bu kız bize izin verirse. Tren yol poşetimiz burada. Bu arada arkadaşlar Adidas'tan dün aldığım şeyler de burada. Dediğim gibi Adidas'ta hani güya çok büyük indirim şu bu demişlerdi ama hiç de öyle dev bir indirim yoktu. Yani daha doğrusu pek ürün kalmamış. Beğendiğim şeylerde hep işte small tarzı şeyler vardı. Small x small. Ayakkabılar fena değil de boost alacaklar belki alabilirler. Uygulamayla birlikte %15 ekstra indirim oluyor. Yani 800-900 liralar seviyesine hani güzel boost, ultra boostlar bulabilirsiniz. Basketbol ayakkabısı hiç yoktu. Onun dışında çok da bir şey, yani çok keyifli değildi öyle söyleyeyim. Zaman zaman çok harika şeyler indiriyorum. Çok harika ürünler bulabiliyorum ama bu sefer öyle olmadı maalesef. Evet şimdi şu ürünlere bakalım ne dersiniz.
İlk önce hangisini? İlk önce Trendyol'u bir açalım, içinden neler çıkacak merak ediyorum. Ondan sonra işte üstümüze giyer, tek tek bakarız. Özlemiş misiniz? Ben özlemişim şahsen sizlere bir şeyler açmayı, göstermeyi. Vallahi bayağıdır yapamadık bunları ya. Evet. Ara ara böyle Trendyol'dan arkadaşlar alışveriş yapıyorum. Sizlere de bunların linklerini bırakıyorum veya söylüyorum. Instagram'dan yapıyorum tabii bunu. Eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız mutlaka Instagram'dan takip edin. Listeler yapıyorum, indirimlerden haber veriyorum. Kaçırmayın yani bunları. Açıklama kısmında direkt link var. Tıklayıp bakabilirsiniz. Ayakkabı dersi yazınca zaten yine bulursunuz Instagram'dan. Evet. Evet, bayağı bir şey almışım. Şöyle arkadaşlar birkaç tane oversize tişört aldım. Mor ve şu toprak renginden. Yeşilimsi. Bir tane jogger aldım. Mavili, siyahlı mı almışım? Siyahlı almamaya çalıştım. Hepsi Trendyol Man markalı. Bir tane de şöyle mont aldım arkadaşlar. Çok ucuzdu ya. Hepsinin toplamı yaklaşık 280 lira falan oldu. Düşünün, iki tane tişört Adidas'tan 280 liraydı. Bunlar toplamda 280 lira. Hani baştan aşağı şey yapılıyor. Tabii kalite farkı yok mu? Mutlaka var ama bayağı büyük bir fiyat farkı var yani. Şöyle bir montu Adidas'tan alacak olsanız geçmiş olsun. Yani 500-600 liralara indirimden böyle %15 ekstralı falan anca alırsınız. Evet, şu şekilde ilki oldukça pofidik X-Large aldım. Trendyol Man dediğim gibi. 150 lira mıydı neydi ya? Çok böyle aşırı düşüktü. Dedim ara ara ne bileyim spor salonuna şuna buna giderken giyerim. Yeşil seviyorum bir de arkadaşlar. Montlarda özellikle. İyi dedim dolunsun evde. Şöyle cırt cırtları var. Normal bir adet zipperı var. İki tane şurada cebi var. İçte cep var mı? İçte cep yok. Çok hafif bir tane şurada varmış. Çok hafif hissettiriyor. Biraz boş hissettiriyor açıkçası. Hemen üstümüze onları giyelim. Hatta şunları çıkartalım. Öyle hepsini deneyelim. Siyah almamaya çalışıyorum arkadaşlar. Siyah çok fazla almıştım hatırlarsanız Trendyol'dan. Çok fazla tüy tutuyor. Onu sevmiyorum. Jogger'ları çok kaliteli ama dediğim gibi böyle çok tüy tutuyor. Çok sinirim bozuyor. Bir de bizde kedi olduğu için kedi tüyleri falan hoşuma gitmiyor. Mesela şu renkler bana daha mantıklı geliyor. Bu da mesela Trendyol'dan. Evde giyiyorum. Bu şekilde vloglarda giyiyorum. Hani video çektiğim için farklı farklı giymek istiyorum. Bu da yine siyaha yakın bir renk ama tam siyah değil. Şöyle göstereyim. Ne deniyor bu renge? Gri, koyu grimsi tarzda bir şey. Ne kadar da yaklaşık 40-50 lira gibi bir fiyatı vardı. Çok ucuz dediğim gibi, çok uygun. Güzel oluyor, deniyorum ben de işte. Evde giyiyorum. İşte ben beğenmezsem babama veriyorum falan yani. Maçta, bak çok güzelmiş bu. Çok güzelmiş. Şimdi bu oversize'ların sıkıntısı ne biliyor musunuz? Belden çok küçük yapıyorlar ya. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Belden bir kısa yapıyorlar. Anlamış değilim. Yani şişmanlara yönelik gibi sanki. Mesela şu iplik miplik kalmış. İşte bu tarz şeyler oluyor. 30 lira mıydı? 20 lira mıydı? Mesela dikkat ederseniz böyle iplikleri çıkmış falan. Ama bu tarz küçük şeyler, hatalar olabiliyor. Ama ben bu kumaşını çok beğendim ya. Rahat gibiymiş. Video kargo açımlarında, işte ara ara ne bileyim video incelemelerinde falan farklı artık tişörtlere ihtiyaç duyuyorum. İki farklı rengini aldım. Dediğim gibi arkadaşlar siyah almaktan kaçınıyorum. Onun yerine mesela çok kumaş farkı var ya, bu da öyleymiş mesela. Bu çok kalın kalın. Bu mesela dökülüyor, efil efil kalıyor buna göre. Renkler kumaşları çok etkiliyor arkadaşlar. Aynı ürün olduğunu düşünseniz bile. Bak bu da çok güzelmiş. Hemen şöyle üstümüze deneyelim, sonra da monta bir bakalım nasıl olacak. Evet, tişört gayet güzel oldu. Ama kollarımdan dar geldi hafif. Ama dökümü mökümü fena değil ya, evde takılmalık dediğim gibi. Giyiyorum. İşte bir de çocuk olunca arkadaşlar işte çok kirleniyor ediyor. Takmıyorum yani, 25-30 lira. Artık bu fiyata hiçbir şey bulunmaz oldu. Jogger de biraz böyle fit oldu. Güzel, keyifli yani, bunu da giyerim ara ara. Sporda miporda giyebilirim. Bunları şimdi ben makineye atıyorum genel itibariyle. Hemen direkt giymiyorum. Biraz bu şeye alıştım. Normalde direkt temizlerin yanına alırdım. Şimdi ise dediğim gibi makineye atıyorum. Şimdi bakalım diğer renk tişörtü de deneyeyim nasıl olacak. Bu kumaş biraz daha ağır ve sert. Çok aşırı esniyormuş gibi değil. Dikkat kollarım, mollarım hafif böyle şey oldu. Sıkıldı. Bunun efil efilliği çok çok daha iyiymiş arkadaşlar. Ve böyle daha likralı bir kumaş. Bu kadar renkten kumaş nasıl etkili ediyor? Nasıl farklılaşıyor? İlginç gerçekten. Evet, bu güzel oldu bayağı ya. Hoşuma gitti, ne dersiniz? Keyifli, güzel. Bu çok daha rahat oldu dediğim gibi. Hemen şimdi üstüme de montumu deneyeyim ben.
Mod dışında her şey large. Bir tek Mod X. Ooo Mod da çok güzel oldu ya. Ne diyorsunuz? Yani 150-200 lira arası bir şeydi bu. Tam fiyatlarından emin değilim. Toplamı bana 280'e falan geldi. Öyle söyleyeyim size. Çok iyi değil mi? Gerçekten çok iyi. Evet, X large tam bana göreymiş. Omuzlarımdan, kollarımdan geçmez demiştim. T-shirtler, jogger'lar, large. Jogger'ı X large da alabiliyormuşum bu arada. Daha hani hafif dökümlü olsun diye. Ama jogger'lar böyle bir dar dar da oluyor. Hafif böyle sporluk oluyor, güzel oluyor. Evet, ne diyorsunuz? Benim hoşuma gitti. Gayet güzel. Açıklamaya koyacağım arkadaşlar bu arada bütün ürünlerin linkini. Hani girip istediğiniz neyse alabilirsiniz. Ayrıca işte jogger koleksiyonumu koyarım, tişört, hoodie koleksiyonumu koyarım. Beğendiğiniz varsa bence Trendyol çok mantıklı. İşte sepetten ödüyorsunuz, %10 bedava veriyor. Gidip alıyorsunuz, 10 TL indirim yapıyor. Güzel, ben kullanıyorum. Dediğim gibi Instagram'dan da zaten bunları sık sık sizlere bildiriyorum. Sizler de bu şekilde kullanabilirsiniz benim gibi. Ne diyorsun bir tanem? Güzel olmuş mu? Hepsi Trendyol'da. Güzel olmuş mu? Mont bana hoşuma gitti sanki. Güzelmiş. Cuk diye oturdu mont. Alttaki jogger zaten her zaman güzel. Tişörtümde bu Oğuz size'den var ya. Aa çok güzelmiş. Değil mi? Yetişmiş. Artık Oğuz size tişörtler alıyorum arkadaşlar sen yoldan. Yani güzel oluyor. Evde giymek özellikle çok rahat oluyor. Evet, bu şekildeydi. Hadi şimdi Adidas'lara bakalım. Adidas'ları çıkartayım. Onlara bakalım. Daha mont sıfır arkadaşlar ama mesela bakın sağında solunda bu tarz şeyler var, ne bileyim. Sanki bakın şuralarında iplikler çıkmış falan. Bu tarz şeyleri göze alın. Ben çok takılmıyorum. Fiyat performans gayet iyi geliyor bana. Evet, sıra Adidas'ta. Adidas'ta nelerimiz var? Onlara bakalım arkadaşlar. Adidas'tan da benzer renkler almışım. Baksanıza şununla şu benziyor. Adidas'ın tabii ki tekstil kumaş kalitesi apayrı. Ama bir tişört 280'den 170'e düşmüş. Düşünün, 170 liraya aldım. Yani bir tişörte. Bunu alma sebebim de arkadaşlar, Adidas videoları çekiyoruz. Ayakkabıları çekiyoruz ya, inceleme şu bu. Oralarda giyeceğim üstüme farklı şeyler olsun istedim. Şuraya bakar mısınız? Alt tarafı koltuk altı daha nefes alsın diye. Fileli bir kumaştan yapılmış. Gayet güzel. İşte Box logo var burada. Evet, keyifli, güzel bir şey. Bu da biraz hafif bol oldu üstüme. Bir tık daha dar olan bir tane daha aldım. Bu arada large aldım arkadaşlar. Large gayet güzeldi. Bunu da large alacaktım. O kadar dökümlü, o kadar böyle emanet durdu ki onun yerine medium aldım. Daha fit fit. Yeşil renklerde fit hoşuma gidiyor böyle. Kendimi komando gibi hissediyorum herhalde. The brand with three stripes demiş. Onun Almanca ve herhalde Fransızcası var. Bir de şu Çince mi veya Indian mı bilemiyorum. Kore'de olabilir. Birkaç dilde verilmiş. İki adet de böyle tişört var. Tabii şimdi bunlar bana çok kaliteli geldi. Bunun fiyatı neymiş? Normalde ne kadar olduğunu göremiyorum ama 120 lira. 120 lira gördüm. Aa dedim, bedava falan. Trendyol'dan 27 liraya, 29 liraya ne alıyorum. Üstümdekileri. Evet, hemen şimdi Adidas'ları da giyeyim, görün. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Adidas da çok iyi. Gerçekten çok iyi. Likralı gibi ama pamuklu. Bayağı güzel. Şöyle göstereyim. Evet, biraz bol dediğim gibi. Ama çok keyifli, çok güzelmiş. Yani tenimde bıraktı bu hissiyat bile çok iyi. Diğerlerinden sonra özellikle bayağı farklı geldi. 5-6 tişört yerine bir tane alırım derseniz bu şekilde de alabilirsiniz. Ama ben gördüğünüz gibi her ikisini de tercih ediyorum. Moduma göre, kafama göre farklı farklı giymeyi seviyorum. Hemen şimdi yeşil şey yapayım ama hoşuma gitti. Siz ne diyorsunuz? Bu arada en beğendiğiniz hangisi onu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Evet, bu da bu şekilde. Dediğim gibi biraz daha dar ama güzel oluyor. Yani spor yaparken de olur. Yani farklı giyinmek de hoşuma gidiyor. Kutu açımında veya incelemede birbirinden farklı giymek için. Şöyle yine bu da Box logo sayılır. Uzunluğu çok iyi. Ben biraz uzun seviyorum arkadaşlar. Böyle bir sağımı solumu kapatsın istiyorum. Öyle kısa pek hoşuma gitmiyor. Yani dardan, dar veya bol, işte şunu seviyorum bunu seviyorum değil. Böyle her şeyi giyiyorum. Dediğim gibi duruma göre, keyfime göre. Evet, bu da bu şekildeydi. Burada biraz böyle kolları patlatmış olduk. Evet, uzun zaman sonra sizlerle böyle bir paket açımı da yapmış olduğum vlogda. Evet, şimdi spora gidebilirim bu vlog içerisinde arkadaşlar. Dediğim gibi bir outlet turu, mağaza turu olacak. Belki oradan birkaç bir şey alırız. Güzel bir vlog sizleri bekliyor olacak. Umarım şu ana kadar da güzel gidiyordur. Eğer abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bunlar benim gazım oluyor, yakıtım oluyor. Sizlerden gelen tepkiler ne kadar güzel olursa daha güzellerini yapmak veya daha çok yapmak, daha fazla üretmek için gaza geliyorum. Sushi de seviniyor. Çünkü anca ben video çekerken bana sürünüyor. Başka zaman sürünmüyor. Bu arada dün de körülerle evde antrenman yapmıştım. Burada duruyor. Normalde yerimiz burası. Evet. Burada da rotasyonum var. Genelde evde giydiklerim ve altı temiz olanlar burada arkadaşlar. Ama ara ara tabii ki değiştirmeyi planlıyorum bunları.
Öyle videolarda bazen kafamı esiyor. Arka planı değiştireyim diye değiştiriyorum da son zamanlarda uzun zamandır böyle kaldı. Yeni aldıkça buralara getirmeyi düşünüyorum. Şöyle bir sıkıntı var. Spor salonlarında artık bunların altları kirleniyor. Yeni spor salonunda özellikle. Öyle olduğu zaman da raflara çok koyasım gelmiyor. Mesela bakın bu kirlenmiş. Buraya bile anca zor koydum. Yani normalde o yüzden hemen kutusuna kaldırıyorum. Eskiden böyle tertemiz oluyordu altları. Hemen gıcır gıcırdı. Buraya koyuyordum çok dert edinmeden. Şimdi temizlemeden koyasım gelmiyor. Böyle bir sıkıntım var yani. Şimdi hep beraber dışarı çıkıyoruz. Arkadaşlar dün biraz böyle kendimi kötü hissettim. Hafif böyle hastalanma gibi yani şifayı kapmış gibi hissediyordum. Ihlamur muhlamur akşama doğru toparladık. O yüzden ne dışarı çıkabildim ne spora gidebildim hiçbir şey yapamadım. Ama şimdi yeni gün biraz daha iyiyiz çok iyi olmasak da. Çıkıyoruz dışarı AS'ye gideceğiz dediğim gibi. Spora gidemeyeceğim muhtemelen bu hafta sonu. Çok kötü oldu çünkü hafta sonu dışında çok fazla vaktim olmuyor. Ama neyse en kötü AS'de tur yaparız belki beğendiğimiz bir iki bir şey olursa onları alırız. Öyle giyindik. Üstümde de şu Under Armour sevdiğim bu hoodie'li kalın tişört tasarımı var. Altımda ise yine Under Armour'un bu en harika joggerlarından, en şofmanlarından biri var. Ve en altta da sushi'miz var. Bu şekilde çıkıyoruz şimdi. Minik adamımla, o da askerli olmuş. Takılmacalar. Hadi bakalım. Gel. Gel. Dışarı soğuk bak ben de giyeceğim. Hadi sen de gel. Seviyoruz, kaçmayı seviyoruz. Aa, ne güzel montum varmış ya bak. Kamerada gözüküyor. Ne güzel montum varmış. Oo, ne güzel oluyorsun. Oo, çok şekil oldum. Çok, şuna bakar mısınız arkadaşlar? Tart. Kamerama bak, kameraya bak. Yo, what's up? What's up yo? Seni yerim. Seni yerim çocuk. Ne tatlı oldun sen böyle, ha? Ben de üstüme siyah bir tane bu bomber ceketlerden giyeyim. Gizli ceket koleksiyonum da burada. Diğer tarafta da var, burada da var. Şu güzel gidebilir veya direkt siyah değil de şu nasıl olur? Boluş'un bu nasıl olur sence? Üstüme yakışır mı? Ne dersin? Senden tarz önerisi alayım. Ayakkabı tercihi olarak. Sen onlara mı gidiyorsun? Ama annenin onlar, annenin. Seninkiler değil ki. Evet, seninkiler değil ki. Ben de ne giysim var? Sence ne yakışır aşkım altıma? O babanınkisi. O da babanın... Hayır, buraya koymayalım. Hayır. Kapatalım. Ayakkabı olarak bunu giymeye karar verdik. Yine annemizin önerisiyle. Evet, gayet güzel. Montumla özellikle. Çok güzel gideceğini düşünüyorum. Protro Max arkadaşlar incelemesi ve kutu açımı da kanalda mevcuttu. Bunun ikincisini falan da çıkardılar. Evet bıga bıga ya bıga bıga. Bıga bıga bizim ayakkabımız demek arkadaşlar. Tamam mı oğluşum? Çok ağır ama. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şurada da Super Step'te de güzel şeyler oluyordu. Şimdi direkt Nike'a inelim bakalım neler var. Sonra Super Step'e de bakabiliriz belki. Sporting Outlet'e geldik arkadaşlar. Bakalım neler var. Göreceğiz şimdi. Evet.
bakalım bu şekilde. Terliklerimiz de var. Çok farklı güzel terlik. Sen beğendin mi? Sen beğendin mi bir şeyler oğlum? Ha? Bunlar arkadaşlar defolu gibi olanlar. Aa bak şu çok güzel aslında. Şunları almak istiyorum ama 800 lira. Tabii burada numara bulmak mesele. 900 lira. Bunlar çok güzel arkadaşlar. Eğer kendi numaranızı bulabilirseniz burada çok mantıklı olabilir. Biraz işte sağında solunda kir var. Bir şeyler olmuş gibi. Mesela bakın bunlar da defolu. Ama tabii ki bir sürü şey var. Larçlara bakabiliriz mesela. Sen top mu beğendin sen? Tamam o topu alalım sana onu. Yürüyüş koşu ayakkabılarını beğendim aslında da defollarda özellikle benim bedenim olsa. Evet, basketbolda LeBron Witness 5. Yani fena değil, güzel. 1050 lirada fiyatı var. Beyaz rengi de güzelmiş. Çok sağlam duruyor. KD Trevler'in yenileri arkadaşlar. 900 lira. Oldukça yine güzel. Burada farklı Jordan Max Aura'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Aura 2'ymiş hatta bu. Evet. Güzel yine. Oo işte. LeBron'larımız. Geçen bunu denedim. Size de blok başında bahsettim. Gayet güzel oluyor ama çok dar. 45 denedim. O bile dar oldu. 45,5 falan bakabilirim belki. Uf, işte asıl renk bu. Asıl renk bu. Çok iyi değil mi? Bu rengi çok seviyorum ya. Fiyatı 1650. Normal. İndirim yok arkadaşlar bunlarda. Bu da aynı şekilde. Aa, bu bakın 1180. Bu renk 1180. Mesela bu alınabilir. KD 13. Gayet güzel. Ekran büyüsünü de bunlardan alalım. LeBron'lar var arkadaşlar yukarıda. 18'ler. Ondan sonra Jordan'lar var. 35'ler. Why not'lar. Why not. 04, 03. Kyrie 7'ler var. Bayağı zengin seçenekler var yani. Şurada Cosmic Unity'ler. Bunların fiyatı ne kadar mesela? 1069, 1350'den 1069'a düşmüş. Bence çok mantıklı, çok da güzel. Bu da mı aynı?
Bu da 1100. 1100'lük 10. Evet, gayet güzel. Ondan sonra şu ismini şu an hatırlayamadım arkadaşlar ama çok ara model olarak çıktı. Fena değil, güzel. Deltalar, Jordan Delta'yı diye hatırlıyorum onun ismi. Evet, Delta Breed hatta. Aşkım şunlardan alalım mı sana? Şunlar harika. Şunlar çok güzel. Evet. Kaç? Küçük mü? 20. Bir sıra 21 aradık da bulam. Evet, bayağı kolum yoruldu. Sen ne yapıyorsun oğlum? Oğlum. Evet, şimdi üst başa bakalım biraz. Şunları bir denesem mi ya? Seni de. Gel. Sen çekmen lazım aslında. Ah, seni yerim. Sen okulda mı oldun sen? Alalım hadi. Evet. Ben de onu alıyorum arkadaşlar. Just do it, aynen. Aferin. Seven, yeah,
Couple of money in my head just to say they did it. Can't lie, I'm so paranoid and the windows tinted. I own everything around me, you can say it's rented. Not talking phone numbers when I'm talking seven digits. Earn it by the day, every second minute. Used to pay me none, look, now they pay attention. Everybody say they drip, but I banded it. See them copy all the looks, but I stay switching. Pick up the loot, then hit the bank. Can't ever change, still wrote the change. Captain say the pay, this ain't the day. They made me wait, I'm breaking chains. Yeah, yeah. Call me feeling bubbly off the rosé. Took a minute, but I got it out the slow way. Friends turn to foes, haters tell them go away. Rappers make a shiggy dance like a soul train. Told them slide, no electric. Electric, yeah. It's getting hectic, hectic. 777, yeah. 777, yeah. Told them slide, no electric. Electric, yeah. It's getting hectic, yeah. 777, yeah, yeah. 777. Şapkalar da varmış arkadaşlar. Aslında altına da bak şu. Ooo takım. Toplara baktık. Aslında bir tane böyle uygun fiyatlı var. Arkadaşlar, A-City'den şimdi çıktım. Bir tane Jordan hoodie aldım, o size gösterdiğim hoodie'yi. Hoşuma gidiyordu. Geçen seneden beri gözüm o hoodie'deydi yani. Ama niye almadım kendime kızıyorum. 350-400 lira hatırlıyorum onu da gördüğümü, emin değilim tabii. Şimdi 550 liraya aldım, biraz pahalı olmuş oldu ama artık almamın sebebi yeni geleceklerin çok daha pahalı geliyor olması. Artık ya 1000 liralar... Şöyle artık plan 1'de falan bile 250 lira. 300, aynen 300. Biraz böyle güzelim beğeniyorum. Hatta 399'du bomber ceket mesela, NBA logolu olanlar. O yüzden hani mevcut durumlar bunu gerektiriyor diyelim. Ve bu sene fazla alışveriş yapmayı düşünmüyorum ama böyle gördüğüm zaman da tek tük alabilirim diye düşünüyorum. Öyle bir tane hoodie almış oldum. Keyifli, güzel oldu. Mağaza çok güzel arkadaşlar. Çok güzel ürünler var. Sizlere de elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Ve biraz böyle didik didik ederseniz çok farklı güzel ürünler de bulabilirsiniz. Mesela Kyrie'nin hoodie'si vardı. O da çok güzeldi. İşte Nike'ın Nike logolular vardı. NBA ürünleri var. Formaları var. Birçok basketbol ayakkabısı var. Bayağı zenginliği çok iyi. Tabii beden ve fiyat nasıl olur? O biraz artık yapacak bir şey yok. Çok indirimli hiçbir şey yok. Natavega'ya göre nasıl diye soruyorsanız. Yani çok bir farkını göremedim. Natavega ile ürünler birbirine bayağı benziyor. Ama mesela ben buradan alışveriş yaptım. Orada daha uygun bulmayı hedefliyorum. Orada daha pahalı geldi. Hani burası zaten normal sportin Nike mağazalarının outlet'i. Hani öyle olunca bakış açım daha farklıydı yani. Hani Natavega daha uygun olmalıydı benim düşüncemce. Keyifli, güzeldi yani. Gelip bakabilirsiniz. Tight'lardan tutun şortlara kadar çok farklı farklı eski, işte geçen senenin outlet ürünleri falan da var. Hani denk getirirseniz güzel şeyler bulabilirsiniz. Güzel, bayağı aşırı hani defolu kısımda çok indirimli var. Evet. Bu ara bulurlarsa olur. Olabilir defolu kısımlarda. Yani eskiden daha zengin defolu kısımlar oluyordu. İnsanlar defolu kısımları bile bitirmiş galiba, biliyor musun? Bir şey bırakmamışlar yani. Yine böyle alışveriş yapmak hoşuma gidiyor. O içimdeki canavarı çıkartıyor gerçekten. Gönül isterdi ki orada... Portakal su içelim.
Olur. Tamam öyle. Şuradan mı dönmen gerekiyor? Yok. Şu diğer taraftan döneceğim. LeBron'ları alasım geldi arkadaşlar, 18 doları. Ama bence onlar daha çok düşecek diye düşünüyorum. Natavega'da da o resimlerde çektiysem görmüşsünüzdür. Yine modelleri vardı ama 1500-1600. Yani mağazayla birebir aynı neredeyse. Ara ara indirim kovalarsanız normal mağazalarından bile daha uygun alma şansınız var. Outletler artık eskisi gibi çok çekici olmuyor. Denk getirirseniz bazen internette çok güzel indirimler oluyor. Hatta internetten almak daha mantıklı. Bazı birçok site işte ilk alışverişine %20-25'ler veriyor. Kampanyalar yapıyorlar. İşte şimdi Black Friday'ler geliyor. Bence çok daha güzel zamanlar gelecektir alışveriş için. Özellikle online'da. Ama ben o zamanlarda da yine mağazalara gelmeyi hedefliyorum arkadaşlar. O zaman ben çıkışımı da yapmış olayım. Şimdi ailece bir kahvaltıya gidiyoruz. Ondan sonra bugün içerisinde bir misafirimiz gelecek. Ayakkabı dahisi bile olarak bu kadar kalmış olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek güzel videoları da kaçırmamak için abone olmayı, o zil işaretine basmayı unutmayın. Ayrıca online'da uygun alışveriş tarzında bir video yapacağım bu zamanlarda. İşte 700 lira altı, 500 lira altı neyse bu şekilde limitler koyup. Onu da kaçırmamak için abone olup o zil işaretine basmayı unutmayın. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı dahisi bugünlük